Uzayla ilgilenen tüm bilim insanlarının da onaylayacağı üzere güneş araştırmalarının altın çağını yaşıyoruz. Son 20 yılda uzaya gönderilen teleskoplar sayesinde güneş hakkında bilgi edinmek artık çok daha kolay. Güneş araştırmalarını mümkün hale getiren görevlerin listesi de bir hayli uzun. Şimdi size güneş laboratuvarında kullanacağınız en önemli 3 görevden bahsedeceğiz. Birincisi, Aralık 1995'te uzaya gönderilen SOHO uydusu, yani Türkçe adıyla Güneş ve Heliosferik Gözlemevi. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak girişimi olan SOHO, çok sayıda teleskoba sahip. Teleskoplarının her biri manyetik spektrumun değişik bir kısmını kullanan SOHO, Güneş'in daha önce görülmemiş bölümlerini görebilmemizi sağladı. Örneğin, yüzeyden gelen uzun dalgaları kullanan bir teleskop, Güneş'in çekirdeğini modelleyebildi. SOHO'yu önemli kılan esas özelliği ise uzay iklimine olan bakışımızı tamamen değiştirmesi oldu. Daha birinci yılında SOHO ile çalışan bilim insanları, korona kütle fırlatımlarını nasıl izleyebileceklerini ve bunların hangilerinin dünya yönünde ilerleyebileceğini tahmin etmeyi öğrendiler. Burada SOHO'nun 2011'de yakaladığı ve Güneş'in bir günde 6 tane fırtına yarattığı bir görüntüyü görüyorsunuz. SOHO'nun yanı sıra yine çığır açan diğer bir görev olan STEREO'dan da bahsedebiliriz. STEREO'nun açılımı Türkçe'de Güneş Karasal İlişkileri Gözlemevi anlamına geliyor. Ve bu görev 2 adet uydudan oluşuyor. 2006'da fırlatılan STEREO A, Güneş yörüngesinde Dünya'nın önündeyken, STEREO B ise Dünya'nın arkasında yer alıyor. Uydular sürüklenip araları açıldıkça elde ettikleri görüntüler de birbirlerini daha iyi tamamlamaya başladı. Ve en sonunda 2011 yılının Şubat ayında insanlık tarihinde ilk defa Güneş'in sadece Dünya'ya bakan kısmını değil tamamını görüntüleyebildik. Güneş, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamladığı için yüzeyindeki bazı olayları kaçırma ihtimalimiz vardı. Fakat uyduların yardımıyla aktif olan alanları hızlıca tespit edebildiğimiz için tahmin yapabilme gücümüz de arttı. Güneş konusunda en yeni ve en gelişmiş teleskop, kısa adı SDO olan Solar Dynamics Observatory ya da Türkçe ismiyle Güneş Dinamikleri Gözlemevi'dir. Bu teleskobu vücut geliştirme yapmış bir SOHO olarak hayal edebilirsiniz. Dünya'ya yakın bir yerde konumlanan SDO, Güneş'ten gelen değişik dalga boylarındaki radyasyonu da inceliyor. Saniyede birkaç defa elde ettiği görüntüler ise bir HD televizyondan 10 kat daha net. Bu dijital teleskobun NASA'nın geçmişindeki tüm görevlerden 50 kat fazla veri sağlayacağı tahmin ediliyor. Güneş laboratuvarlarında SDO'nun 3 temel aygıtının ikisinin elde ettiği görüntüleri göreceksiniz. Bunların ilki AIA. AIA, Güneş'in yüzeyi ile aşırı sıcak olan korona tabakası arasındaki farklı kısımlardan kaynaklanan 10 değişik dalga boyuna bakabilen 4 teleskoptan oluşur ve bize uzay iklimi hakkında çok önemli bilgiler verir. Laboratuvarda karşınıza çıkacak ikinci SDO aygıtı ise HMI olacak. H, heliosismolojiyi simgeliyor. Heliosismoloji, alttaki konvektif bölgede meydana gelen manyetik değişiklikleri modellemek için ses dalgalarını kullanır. Güneş'te bulunan bu karmaşık alanları haritalayan HMI sayesinde, bilim insanları güneş fırtınası yaratabilecek durumları önceden tespit edebiliyorlar. Tabii ki de tüm güneş görevleri bunlardan ibaret değil. Örneğin, direkt olarak Güneş'in korona tabakasına uçması planlanan bir uzay aracı gibi henüz plan aşamasında olan daha birçok görev var. Bunun için de takip etmeye devam edin, olur mu? Tabii ki de Güneş'in kendini değil ama Güneş'i izleyen teleskopların bize ilettiği görüntüleri. Bu hem gözleriniz için daha sağlıklı olur hem de size çok daha fazla bilgi verebilir.